üzerinden geçmesine rağmen gözaltında kayıpların failleri korunmaya devam ediliyor. Yusuf Bilge Tunç'un hala kayıp olması bugün iktidarın da aslında bu politikayı benimsediğini göstermesi bakımından oldukça önemli. Bu yüzden de taleplerimiz hala güncel, hala acil. Bizler gözaltında kayıplar haftası vesilesiyle bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Kayıplarımızın akıbeti açıklansın, failleri koruyan cezasızlık zırhına son verilsin. Gözaltında kaybetme suçu, Türk Ceza Kanunu'nda var olan insanlığa karşı suç başlığı altında düzenlensin ve gözaltında kayıp dosyalarında zaman aşımı uygulamasına son verilerek dosyalar yeniden açılsın ve hakikat açığa çıkarılana kadar etkin bir soruşturma yürütülsün. Hakikat ve adalet aramaya devam edeceğiz. Devletin tüm organ ve kurumları siyasi iktidarın etkisi altında faaliyet gösterdiği için yurttaş olarak kendilerinden beklediğimiz görevleri yerine getirmiyorlar. Adalet ve etik değerlerin kaybına neden olan bu durum, adalet ile hak ve özgürlükler ile demokrasi ile aramızda kapanmaz mesafeler koyuyor. 999. haftamızda her yolu, her yöntemi kullandığımız halde hakikat ve adaletle aramıza açılan uçurumda asılı kalan kayıplarımızdan Mehmet Selim, Hasan ve Cezayir Örhan dosyasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. 20 Nisan 1994 tarihinde Bolu Komando Tugayı'na bağlı askeri birlik Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Çağlayan Köyü civarında kamp kurdu. Bölgede operasyonlar yapan birliğe bağlı askerler 24 Mayıs 1994 tarihinde Deveboynu mezrasına geldi. O sırada köyde bulunan 46 yaşındaki Mehmet Selim, 40 yaşındaki Hasan ve 10 yaşındaki Cezayir Örhan'ı yanlarına alarak götürdüler. Ailelerin onları nereye götürüyorsunuz sorusuna yolda bize rehberlik edecekler. Sonra bırakacağız. Merak etmeyin cevabını verdiler. Salih Örhan ertesi gün Zeyrek Jandarma Komutanlığı'na giderek kardeşleri Selim ve Hasan ile yeğeni Cezayir'i sordu. Zeyrek Jandarma Komutanı Ahmet Kokaş onların kurmak öldürüldüğünü söyledi. Örhan bu sefer Kurt Jandarma Komutanı Ali Ergürmez ve Örhan Kurt Başsavcılığına, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına, OHAL Valiliğine, Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığı'na ve Adalet İl İçişleri Bakanlıklarına resmi başvurular yaptı. Salih Örhan, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görevli savcı Mustafa Atagün'e ifade verdi. Salih Örhan'ın anlattıkları karşısında savcı, devletin insanların kaybolmalarına neden olduğunu nasıl iddia edebilirsin diyerek onu azarladı. Selim, Hasan ve Cezayir Örhan'ın gözaltına alındığına önce Seri Karakol'una, ardından Lice Jandarma Karakolu'na, son olarak da bir kısmı işkencehaneye çevrilen Lice Yatılı Okulu'na götürüldüğüne tanıklık edenler vardı. Ancak Kurt Başsavcılığı'nın 8 Haziran 1994 tarihinde başlattığı soruşturmada gözaltı kayıtlarında Selim, Hasan ve Cezayir Örhan'ın adlarının yer almadığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Sonrasında da dosya zaman aşımı gerekçe gösterilerek kapatıldı. Oysa AHİM 6 Kasım 2002 tarihli kararında mahkeme Örhanların güvenlik güçleri tarafından teyit edilmemiş bir şekilde tutuklanmalarından sonra ölmüş olduklarının varsayılması gerektiği görüşündedir. Bunun sonucunda davalı devletin onların ölümü konusundaki sorumluluğu söz konusudur. Tespitinde bulundu ve Türkiye'yi Mehmet Selim, Hasan ve Cezayir Örhan'ın gözaltında kaybedilmesine sorumlu tutarak mahkum etti. Ailenin ve ihadenin ısrarlı arayışı sonunda 2003 yılında Mehmet Selim ve Hasan Örhan'a ait kemikler Kulpa bağlı Bağcılar Köyü yakınlarında bir toplu mezarda bulundu. Ancak kimliklendirme işlemleri sonrasında aileye teslim edilmedi, Cezayir Örhan'a ise hala ulaşılamadı. Hasan Örhan için, bütün kayıplarımız için, Cezayir